olarak bize 700 kişi başvuruyor. İşte 500 kişiye kadar İstanbul Derneğimiz geliştiriyor. Merhaba, ben Koray Büyükyıldız. Çevre mühendisliğinde okuyorum. 2018'den herkesin daha mutlu olmasını, herkesin sevdiği şeyi elde etmesini diliyorum. Merhaba, ben Büşra Öztürk. Matematik bölümünde okuyorum. 2018'den hayatıma daha düzenli bir şey. Türkiye için iyi dileklerim var ama çok fazla ümidim yok. İnşallah istediğimiz gibi olur. Herkesin dileği kabul olur. Adım Mehmetcan. İktisat bölümündeyim. 2018'den beklentim tamamen sağlık. 2018'den beklentim daha az çocuğun öldüğü, açlığın olmadığı güzel, mutlu bir dünya. Kübra Fansa, Endüstri Mühendisliğinde okuyorum. 2018'den öncelikle 229'u geçmeyi bekliyorum C programlama dersimi. Ondan sonra da yani daha mutlu bir hayat falan, klasik şeyler bekliyorum. Faruk Kurtuluş ismim söylüyorum. Fizik bölümündeyim. Birinci sınıfım. 2018'den beklentim, ya öncelikle ortalamayı bekliyorum. Yani güzel bir ortalama bekliyorum. Ya bu dönem iyi geçti. İkinci dönemde böyle güzel bir ortalamayla hani iyi bitirip çap hayalim var. Ona başlamak istiyorum. Sonra güzel yerden doktora kabulü falan oraya doğru gider. Berkcan Çalış, elektrik. 2018'den beklentim piyangodan para çıkmaz. Piyangodan para çıkması yani. Çıksa dakika durmayacağım bu okulda. Yurt dışına çıkarım, bir yıl kafamı dinlerim. Tabii o kadar para yeterse sonra pilotajlık eğitimi. Bildan Acar. Biyoloji bölümünde okuyorum. İkinci sınıfım şu an. 2018'i birazcık dolu dolu yaşamak istiyorum. Çünkü bir şeyler katarak, kendime bir şeyler katarak geçirmek istiyorum. Ben Alper Gümülü, kimya bölümünde okuyorum. 2018'den beklentilerim olarak ilk kişisel beklentilerim var, bir de üniversitem için beklentilerim var. İlk başta üniversitem için bahsedeceğim. Biliyorsunuz işte ODTÜ'ye geçilen yoldan tutun, ODTÜ'nün içindeki pek çok şikayetler var böyle öğrencilerin yönetimle ilgili. Onların hepsinin çözüm bulmasını bekliyorum. Umarım her şey daha iyi olur, herkes için. Tüm öğrencilerin istedikleri doğrultusunda olur diye düşünüyorum. Kendim için de bölümümdeki notlarım idare edecek seviyede. Umarım bir dersimi de hallederim. Ondan da halledersem derslerim konusunda kendim olarak bireysel bir rahatlığa kavuşacağım. Okulum için de durum bu yani. Prova olmamak, 2018'den beklentim. Oğuzhan Öztan adım, şehir ve bölge planlama 2. sınıf öğrencisiyim. Deniz Nur, fizik 1. sınıf öğrencisi. 2018'den beklentim daha özgür bir Türkiye, dini, siyasi, politik hiçbir baskı olmadan yaşayabileceğimiz daha özgür bir ortam, daha yaşanabilir bir çevre. Aynı anlamda bir daha asla 2016 gibi bir yıl yaşamayalım. Kariyer olarak da 2018'den tabii herkesin olduğu gibi daha yüksek notlar, daha iyi öğrenme. Daha az stüdyo dersleri, daha az projeler, daha az jüriler. Ya, bu anlamda bu. Yani ciddi anlamda Türkiye düzelsin. Gerisi önemli değil zaten. Ben bu sene üniversiteye yeni girdim. Şu an hazırlık okuyorum. Ama matematik bölümünü istediğimi zannederek girmiştim. Lakin istemediğimi fark ettim. Bu seneden beklentim tekrar üniversite sınavına hazırlanıp güzel bir şey yapıp mimarlık öğrencisi olmak. Ben Esra Aksungur, İngilizce öğretmenliği bölümündeyim. İkinci yılım üniversitede. Okul, yani genel olarak hayattan beklentim öncelikle sağlık tabii ki. Sağlık olmayınca hiçbir şey olmuyor. Daha sonra mutluluk. Yani sağlıktan sonra zaten direkt gelen ön faktör mutluluk. Daha sonra başarı. Ya bunların üçü olduğu sürece bir sorunum olacağını sanmıyorum açıkçası. Siyaset bilim ve kamu yönetimi 1. sınıf öğrencisiyim. 2018'den beklentim. Mutluluk ya galiba. Adım Latif Tüküç. İnşaat mühendisliğinde okuyorum. 2. sınıfım. 2018'den ya bir öğrenci olarak derslerimin iyi olması, ortalamam yükselsin. Bunları bekliyorum ama genel olarak da hayallerimin gerçekleşmesini istiyorum. Ve herkesin hayali gerçekleşsin. Merhabalar, ben Seray Yiyenler. Psikoloji bölümündenim. 3. sınıf öğrencisiyim. Yeni yıldan beklentilerim genelde ülke ve dünya genelinde biraz daha barış ve huzur ortamı. Daha alt seviyede görülen insanların daha çok düşünülmesi. Bunu mesela kadınlar da dahil toplum daha alt seviyede gördüğü için. Sonra herkes için sağlık ve sağlığa yönlendirici daha fazla şey. Yani böyle yaşam kaynağı denilebilecek daha fazla işte maddi manevi ürün diyeyim. Onun dışında kendi bireysel hayatımda daha
fazla iç huzur bekliyorum sanırım. Bunu biraz da ODTÜ'den bekliyorum. Çünkü iç huzurumu genelde ODTÜ bitiriyor. 2018'den beklentim biraz barış. Onur Metin, 2013 Jeoloji Mühendisliği mezunuyum. 2018'den beklentim gelmemesi. Çünkü 2017'den beklentim iyilik mutluluktu, getirmedi. 2016'dan beklentim de böyle şeylerdi. Sağlıktı, dünya barışıydı, gelmedi. 2015'ten beklentim de buydu. Ve gördüğüm kadarıyla her yıl artık eskisinden daha kötü, daha zorlayıcı. Özellikle emekçilerin daha çok sömürüldüğü şekilde geliyor. O yüzden 2018'den tek istediğim şey, gelme 2018, gelme. 2018'den beklentim ne? Ne? Boynunu büktü. Ay. 8 diyor, hayvan ya. Sayma 8 diyor.